Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmekte olduğunuz bu güzel kız bebekler için olan bebek ayakkabısının anlatımını yapmak istiyorum. Tığ ile yapıyoruz biz bugün bu ayakkabıyı arkadaşlar. Bu ayakkabının örgüsüne ilk önce yapacak olduğunuz bebeğimizin veya çocuğumuzun ayak tabanına göre tabanını yaparak başlıyoruz. Ben bugün 1 yaş ölçüyle anlatıyorum. Siz isterseniz bu başlangıç zincir sayısını daha az yaparak daha küçük bebekleriniz için yapabilirsiniz. Veya zincir sayısını arttırarak daha büyük çocuklarınız için de yapabilirsiniz. Daha büyük çocuklar için yapacaksanız ben bu taban örgüsünü üst sıra trabzan olarak yaptım. Siz bunu 4 sıra olarak yaparsanız çok daha iyi olacaktır. Bu güzel ayakkabının örgüsünde taban örgüsünde bu renk bir iplik kullandım. Ana örgümüz olarak bakın bu örgüde de bu ipliği kullandım arkadaşlar. Biraz kalın dokulu ama yumuşak bir ip bakın. Alize Baby Best ipliğini kullandım. Kullanmış olduğum iplik üzerinde 100 gram 240 metre yazmakta. Siz de 240 metre yazan herhangi bir bebek ipliği veya her marka ipliği kullanabilirsiniz. Çiçek yapımında da yeşil renk kullandım bu şekilde. Az miktarda da sarı renge ihtiyacımız var. Düğümü olarak da 2 adet düğmeye ihtiyacımız var. Tığ olarak da 2,1 milimlik tığ kullandım. 0 numara tığ arkadaşlar. Ben bu ayakkabıyı takım olarak yapmıştım. Bakın böyle çok güzel bir şapka yaptım. Bu şapkanın takımı olarak da bu ayakkabıyı yaptım. Bu da çok güzel ve kullanışlı bir şapka modeli. Bir de böyle güzel bir hırka yaptım bakın. Kız çocuklarımız için güzel bir hırka. Bu hırkayı ve şapkayı da 1 yaş ölçüyle anlattım. Ben bu hırkanın ve şapkanın videolarını da YouTube kanalıma yükledim. Sizler için hem şapkanın hem de bu hırkanın YouTube linklerini izlemekte olduğunuz bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Siz izlemekte olduğunuz bu videonun açıklama bölümünde bulunan bu linklere tıklayarak siz de güzel bir takım yapabilirsiniz. Biz bugün bu güzel ve kolay bebek ayakkabımızı yapacağız. İpimizi, tığımızı hazırlayalım. Hep birlikte bu güzel ayakkabımızın örgüsüne başlayalım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abonelik ücretsiz arkadaşlar. Kanalıma abone olup orada bulunan zil şeklini de dokunarak açarsanız bundan sonra kanalıma video yüklediğim zaman İlk önce sizin haberiniz olacaktır. Hepinize kolay gelsin. İyi izlemeler. Ayakkabının örgüsünü ilk önce taban örgüsünü yaparak başlıyoruz. Taban örgüsünü yapabilmek için de zincir yapıyoruz arkadaşlar. İlk ilmeği ben bu şekilde yapıyorum. Size nasıl kolay geliyorsa ilk ilmeği öyle yapabilirsiniz. Bakın ilk ilmeği yaptık. Başlangıç için 22 zincir yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Başlangıç için 22 zinciri yaptım. Ben bugün bu ayakkabıyı 1 yaş ölçü için yapıyorum arkadaşlar. Ve 22 zincir yaptım. Siz daha küçük bebekler için yapıyorsanız her numara için 2 zincir eksik yaparsanız iyi olur. Biz bugün bu ayakkabıyı 19-20 numara ayak ölçüsüne göre yapıyoruz. İpliği tığın üzerine almadan bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içerisine 2 sık iğne yapıyorum. Bakın aynı ilmeğe 2 sık iğne yaptım. Takip eden 9 ilmek üzerine de sık iğne yapıyorum. Bunları birer defa yapıyorum bakın. 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9. 9 sık iğneyi yaptım. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yarım trabzanı bu şekilde yapıyorum. Bakın. Trabzan yapıyor gibi tığın üzerine ilmek aldım. İlmeğe tığ takıyorum. İlmek alıyorum. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İlmek alıyorum. 3'ün içerisinden bir defa da çekiyorum. Yarım trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri trabzan yaparak devam ediyorum. 8 trabzan yapıyorum. 2 defa da çıkarıyoruz bakın. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8. Bakın buraya da 8 trabzanı yaptım. Buraya kadar ne yaptığımıza bakalım. Sıra başında bir ilmek atladım. Aynı ilmeğe 2 sık iğne yaptım. Takip eden 9 ilmeğe sık iğne yaptım. Bir yarım trabzan yaptım. 8 ilmeğe de trabzan yaptım. Burada bir ilmek kaldı. Bu ilmek içerisine 6 trabzan yapıyorum. Burası ayakkabının ön bölümü olacak. Yuvarlak bir görüntü elde etmek istiyorum. 2 3 4 5 6. Bakın aynı ilmek içerisine 6 trabzanı yaptım. Burasını da çekelim, kapansın. İpliği tığın üzerine aldım. Buraya bakın, 6 trabzana kadar ne yaptıysak burada da aynısını yapacağız. Buraya 8 trabzan yapmıştım. Buraya da 8 trabzan yapıyorum. Aynı ilmeklere bakın. Bir. 2 3 4 5 6 7 8. İpliğin ucunda içeride tutuyorum bakın arkadaşlar. 8 trabzanın karşısına 8 trabzan yaptım. Bir yarım trabzan yapıyorum. Buraya 9 sık iğne yapmıştım. 9 sık iğnenin karşısına 9 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sık iğnelerin karşısına da 9 sık iğneyi yaptım. Sıra başında bu bir ilmeğe 2 sık iğne yapmıştım. Buraya da 2 sık iğne yapıyorum. Bakın aynı ilmeğe. 1 2 2 sık iğneyi yaptım. Bu son ilmek ile sıra başında yaptığım bu ilk ilmeği ilmek kaydırması yaparak birleştiriyorum. İlk sırayı bakın bu şekilde tamamlamış olduk. İkinci sıradayız. İkinci sıradakiler tamamen trabzan olacak arkadaşlar. 2 zincir yapıyorum. İpliği tığın üzerine alıyorum.
Bu iki ilmek üzerine ikişer tane trabzan yapıyorum. İlk ilmek üzerine iki trabzan yapıyorum. Bir. İki. Diğer ilmek üzerine de iki trabzan yapıyorum. Takip eden ilmekleri, bakın buraya kadar trabzan yapacağız. Sayıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 trabzan yaptım buraya kadar. Burada bakın bir ilmeğe 6 trabzan yapmıştım, oradayım. Bu 6 trabzanın da hepsinin üzerine ikişer tane trabzan yapacağız. İlk ilmek üzerine 2 trabzan yapıyorum. 1 Bakın aynı ilmek üzerine ikinci trabzanı yapıyorum. 1 Diğer ilmekleri de ikişer tane trabzan yapıyorum. Son ilmek üzerine de iki trabzan yapıyorum. Sayalım. Bakın 1 2 3 4 5 6 tane iki trabzan yaptım. Takip eden ilmekleri trabzan yaparak devam ediyorum. 18 trabzan yapıyoruz buraya arkadaşlar. Bakın burada 18 trabzan yaptık. Burada da 18 trabzan yaparak bu iki sık iğne yaptığımız yere kadar devam edelim. Buraya da 18 trabzanı yaptım. Bir ilmeği iki sık iğne yaptığım yere geldim. Sıra başında iki sık iğnenin üzerine bakın ikişer tane trabzan yapmıştım. Buraya da her ilmeğe iki trabzan yapıyorum. 1 Bakın aynı ilmeğe ikinci trabzanı yapıyorum. 1 Diğer ilmeğe de iki trabzan yapıyorum. 1 İpliği tığın üzerine almadan ilk yaptığım bu ilmek ile ilmek kaydırması yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın ikinci sırayı da tamamlamış olduk. 3. sıradayız. 3. sıra yine trabzanlar yapacağız. 2 zincir yapıyorum. İlk ilmek üzerine 2 trabzan yapıyorum. 4 trabzan var. Bunların üzerine ikişer tane trabzan yapacağız arkadaşlar. İkinci ilmek üzerine de 2 trabzan yapıyorum.
Üçüncü ilmeğe iki trabzan yapıyorum. Dördüncü ilmeğe iki trabzan yapıyorum. Burada iki zincirden sonra 8 trabzan oldu bakın. 4 ilmeğe ikişer tane trabzan yaptık. 8 trabzan oldu. Diğer ilmekleri birer defa trabzan yaparak devam ediyorum. Burada arttırma yaptığımız, bakın bu bir ilmeğe 2 trabzan yaptığımız yere kadar toplam 18 trabzan yapalım. Buradan itibaren 18 trabzanı yaparak bakın arttırma yaptığımız buraya kadar tamamladım. Burada arttırmalara devam edeceğiz. Bu ilk ilmek üzerine 2 trabzan yapıyorum. 1 aynı ilmeği ikinci trabzanı yapıyorum. Diğer ilmeğe 1 trabzan yapıyorum. Takip eden 8 ilmek içerisine de ikişer tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar bakın. Her ilmeğe 2 trabzan yapıyorum. 1 2 2 Bu şekilde 8 ilmeğe ikişer tane trabzan yapalım. 8 ilmek üzerine ikişer tane trabzanlar yaptım. Arttırma yerine bakın. İlk ilmeğe 2 trabzan yaptım. Tek trabzan yaptım. Diğerlerine çift yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oldu. Bu ilmeğe 1 trabzan yapıyorum. Son arttırma ilmeği bakın buna. 2 trabzan yapıyorum. 1 2 Diğer ilmekleri trabzan yaparak devam ediyorum. Bakın burada yuvarlak bir görüntü oluşturduk. Topuk bölümünde arttırma yaptığımız bakın buraya kadar 18 trabzan yapalım. 18 trabzanı yaptım. Topuk bölümünde arttırma yapacağımız ilmeklere geldim. Bakın burada 1, 2, 3, 4 ilmek kaldı. Bunlara da her birine 2 trabzan yapıyorum. 1 2 4 ilmek üzerine ikişer tane trabzan yapıyoruz. Son ilmeğe de 2 trabzan yapıyorum. İlk ilmek ile ilmek kaydırması yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın bu şekilde taban örgüsünü bitirmiş olduk. Bu arttırmaları sadece ön bölümde ve topuk bölümünde yapıyoruz arkadaşlar. Bu aralarda bulunan 18 trabzan her iki sırada da aynı sayıda oluyor. Bu 18 trabzan değişmiyor. Bu şekilde ölçelim bir. Ben bugün bir yaş ölçüyle anlatıyorum demiştim. Bir yaş için yapıyoruz. Yapacak olduğum bebeğin ayak ölçüsü de 19-20 numara ve 13 santimlik tabana ihtiyacım var. Bakın 13 santimi çok az istiyor. Onun için bunun çevresinden bir sırada sık iğne yapıyorum. Siz 13 santimi elde ettiyseniz burada bırakabilirsiniz. Bir zincir yapıyorum. İlk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Diğer ilmekleri de sık iğne yaparak devam ediyorum. Bakın her ilmeğe birer defa sık iğne yapıyorum. Sık iğneler yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Her ilmeğe birer defa sık iğne yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Bu sırada arttırma yapmadım. Bakın her ilmek içerisine birer defa sık iğne yaptım. Son ilmek ile ilk ilmeği ilmek kaydırması yaparak sırayı birleştiriyorum. Böylece tabanın örgüsünü tamamlamış oldum. Tekrar ölçelim. Ölçüyorum bakın. Tam 13 santim taban örgüsü var. Şöyle tutalım.
13 santimlik taban örgüsü var. Yeterli. Şimdi tekrar bir sıra sık iğne yapacağız. Ama sık iğneleri ilmekleri üst taraftan alarak yapacağız. Bu son sırada toplam 75 ilmek var benim. Siz de benimle aynı sayıda yaptıysanız son sırada 75 ilmek var. Bir zincir yapıyorum. Bu ilmeği bakın şu şekilde sık iğne yapmıyorum. Üst taraftan alıyorum. Şu şekilde alıyorum. Sık iğne yapıyorum. İkinci olanı şu şekilde alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Her ilmeği üst taraftan alarak sık iğne yapıyorum. Görüntü olarak böyle bakın ilmekler artık yukarıya doğru bakıyor. Her ilmeği üst taraftan alıp sık iğneler yaparak sıra sonuna kadar tamamlayalım. Bu sırada ilmekleri üst taraftan alarak sık iğneler yaptım. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın görüntü olarak artık ilmeklerin yönü yukarıya doğru bakıyor. En son ilmeği de sık iğne yaptım. Son ilmek ile ilk ilmeği ilmek kaydırması yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın burayı birleştirdim. İpliği burada kesiyorum arkadaşlar. Ben kestim bakın. Bu şekilde patiğimizin tabanı hazır. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şimdi yan taraflarını yapacağız. Ben bu renk kullanıyorum. Siz beyaz ile de yapabilirsiniz. Kendi rengiyle de devam edebilirsiniz. Bu patiğin örgüsü ayakkabı gibi olacağı için arkadaşlar biraz kalın dokulu bir iplik kullanırsanız daha iyi olacaktır. Bakın Alize Baby Best ipliğini kullanıyorum. Siz istediğiniz marka iplikleri kullanabilirsiniz. Kullandığınız iplik üzerinde 100 gramda 240 metre yazan ipler her marka olabilir. Bu markaya gerekli değil arkadaşlar. İstediğiniz marka iplikleri kullanabilirsiniz. Sadece 100 gram iplik üzerinde 240 metre iplik olsun. Sık iğneler yapacağız. Bakın bu son ilmekten ipliği kestiğim ilmekten bu renk ile bir ilmek oluşturuyorum. Bir zincir yaptım, sağlamlaştırdım. Bir zincir yapıyorum. Aynı ilmek içerisine sık iğne yapıyorum. Bu bir sırada kaç sık iğne olduğunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu yaptığım sırada 75 sık iğne var. 75 sık iğne ile patiğin örgüsüne devam ediyorum. Diğer ilmekleri de sık iğne yapıyorum bakın. Bu ipliklerin ucunda içeride tutuyorum. Sık iğnelerin arasında kalacak, kaybolacak. Her ilmeğe birer defa sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sık iğneler yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmek ile ilk yaptığım ilmeği ilmek kaydırması yaparak birleştiriyorum. Bakın tığ taktım. İlmeği aldım. Çektim. Tığın üzerinde bulunan ilmekten de çektim. Bakın bir sıra bu krem renk ile sık iğne yaptım. Sık iğnelere bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın bir zincir yapıyorum. İlk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Diğer ilmekleri de sık iğne yaparak devam ediyorum. Her ilmeği birer defa sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde bakın sık iğneler yapıyoruz. Sıra sonuna kadar sık iğneler yapalım. Sıra sonunda ilmek kaydırması yapalım. Birleştirelim. Bir üst sıraya çıkalım.
Bu şekilde bu krem renk ile, bakın pembeden sonra krem renge başladık. Krem renk ile 5-6 sıra kadar sık iğne yaparak gelelim. Patiğin örgüsünü krem renk ile 5 sıra olarak, bakın ben sık iğneler yaparak buraya kadar tamamladım. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir de pembe renk ile yaptım. Toplam 6 sıra var burada. Sizin bebeğinizin ayağı tombulsa arkadaşlar, bir sıra daha sık iğne ile yaparsanız daha iyi olur. Bazı bebeklerin ayakları tombul yapılı oluyor. O zaman bir sıra daha sık iğne yapmanız iyi olacaktır. Ben bugün size standart bebek ayak ölçüsünde anlatıyorum. Artık burasını bitirdik. Şimdi burun bölümünde, bakın burada eksiltmeler yapacağız. Ayakkabı şeklini vereceğiz. Bir sırada 75 ilmek var demiştim. Bu 75 ilmeği ön bölümde 30 ilmek ayıracağız. Kesmeler yapacağız. Bu kenarlarda da bir tarafta 23 ilmek kalıyor. Bir tarafta 22 ilmek kalıyor. Sayalım. İlk ilmekten başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Bu 23. işareti takıyorum bakın. Buradan da 30 ilmek sayıyorum. Bakın işaretten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 da buraya işaret yapıyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde arada 30 ilmek işaretledim. Burada kalan ilmekleri sayalım. En son ilmek ile 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Burada da 22 ilmek var. Bu ilk işareti yaptığımız yere kadar sık iğneler yapıyoruz. Bir zincir yapıyorum. İlk ilmek içerisine sık iğne yapıyorum. Diğer ilmekleri de sık iğneler yaparak devam ediyorum. Bu işareti yaptığımız yere kadar devam edelim. İşaret yaptığım yere kadar sık iğneler yaptım. Bakın işaretli olan yere de sık iğne yapıyorum. Buraya 23 sık iğne yaptım arkadaşlar. Sayalım bakın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. Buradan itibaren sık iğne kesmeleri yapıyoruz. Bakın sık iğne kesmesini bu şekilde yapıyorum. İlmeğe tığ takıyorum. İlmek alıp çektim. Tığın üzerinde 2 ilmek var. Bekletiyorum. İkinci ilmeğe tığ takıyorum. İlmek alıp çektim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İlmek alıyorum. 3'ün içerisinden bir defa da çekiyorum. 2 ilmeği tek ilmek yaptık bakın. Tekrar bakın gösteriyorum. İlmeğe tığ takıyorum. İlmek aldım. Çektim. İkinci ilmeğe tığ takıyorum. İlmek aldım. Çektim. 3 ilmek var. İlmek alıyorum. 3'ün içerisinden bir defa da çekiyorum. Bu şekilde 15 kesme yapıyoruz. 30 ilmek ayırmıştık. İkişer defa kesiyoruz. 15 kesme işlemi yapacağız arkadaşlar. İşaretli yaptığımız yere kadar devam edelim. İşaretli yere geldim. Son kesmeyi yapıyorum. Sayalım kaç tane kesme yaptık bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
15 kesme yaptık arkadaşlar. Buradan itibaren artık bakın işareti de çıkarıyorum. Düz sık iğneler yapacağız. 22 sık iğne yapacağız buraya. İlk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Diğer ilmekleri de artık sık iğneler yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Kesmelerden sonra sık iğneler yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. En son ilmek ile ilk ilmeği ilmek kaydırması yaparak bakın sırayı birleştirdim. Burada 22 sık iğne yaptım. Buraya kadar bakın bir pembe yaptım. 5 sıra krem ile düz sık iğneler yaptım. 6 bir sırada da kesmeler yaptım. 7. sırayı tamamladık. 8. sıradayım. 8. sırada bir sıra sık iğne yapacağız. Bakın görüntü olarak bu şekilde patiğimiz yuvarlak bir görüntüyü elde ettik. 8. sıraya çıkmak için bir zincir yapıyorum. İlk ilmek içerisine sık iğne yapıyorum. Diğer ilmekleri de sık iğne yaparak devam ediyorum. Her ilmeğe birer defa sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sık iğneler yaparak sıranın sonuna kadar tamamladım. En son ilmek ile ilk ilmeği ilmek kaydırması yaparak birleştiriyorum. Bu sırada bakın bir alt sırada yapmış olduğumuz kesmelerin üzerinden de bir sıra sık iğne yaptım. Toplam bir sırada 60 sık iğne var arkadaşlar. 9. sıradayız. 9. sırada yine burada kesme işlemleri yapacağız. Bu sırada kesme işlemlerini trabzan şeklinde yapacağız. 9. sıraya çıkmak için bir zincir yapıyorum. İlk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Kesme yapacağımız yere kadar 19 sık iğne yapıyorum. Bakın bir yaptım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 sık iğne yaptım buraya kadar. Kesme işlemini yapmadan önce bir kısa trabzan yapıyorum. Bakın yarım trabzan yaptım bunu. Yarım trabzanı tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Bakın ipliği tığın üzerine alıyorum. İlmeği tığı takıyorum. Trabzan yapıyor gibi ilmek aldım. İlmek alıyorum. Bir defa da çekiyorum. Yarım trabzan yapıyorum. Tekrar ipliği tığın üzerine alıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Bir yarım trabzan, bir trabzan yaptım. Burada bir trabzan kesmesi yapıyorum. Bakın ipliği tığın üzerine aldım. İlmekten tığı taktım. İlmek aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İlmek alıyorum. İkisinden çıkardım. Diğerini çıkarmıyorum. Bekletiyorum. Tekrar ilmek alıyorum. Diğer ilmeğe tığı takıyorum. İlmek aldım. Tığın üzerinde 4 ilmek var. İlmek alıyorum. İkisinden çektim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İlmek alıyorum. 3'ün içerisinden bir defa da çekiyorum. Trabzan kesmesi yaptım. Buradan itibaren üçlü trabzan kesmesi yapacağız. 7 tane üçlü trabzan kesmesi yapacağız. Üçlü trabzan kesmesini de bu şekilde yapıyorum bakın. 2 defa ip doluyorum. İlmeğe tığ takıyorum, ilmek alıyorum. Bakın tığın üzerinde bulunan ilmeklerden 2 ilmekten çıkardım.
Tekrar iki ilmekten çıkardım. Son ilmeği çıkarmıyorum. Bakın bekletiyorum. Tığın üzerinde iki ilmek var. Tekrar iki defa ip doluyorum. Bir sonraki ilmeğe tığ takıyorum. İlmek aldım. Çektim. İki ilmekten çektim. Tekrar ilmek alıyorum. İki ilmekten çektim. Tığın üzerinde üç ilmek var. İlmek alıyorum. Üçün içerisinden bir defa da çekiyorum. Üçlü trabzan kesmesi yaptık. İki defa ip doluyorum. Bakın iki ilmeği çektim. Tekrar ilmek alıyorum. İki ilmekten çektim. Tığın üzerinde iki ilmek var. İki defa ip doluyorum. Bir sonraki ilmekten yine trabzan yapıyor gibi bakın iki ilmeği çektim. İki ilmeği çektim çıkardım. Tığın üzerinde üç ilmek var. Üçün içerisinden bir defa da çekiyorum. Üçlü trabzan kesmesi yaptık. Bundan 7 tane yapacağız. Üç. Dört. Beş. İki üçlü trabzan daha kesmesi yapacağız arkadaşlar. Yedi. Sayalım bakın arkadaşlar. Bir trabzan kesmesi yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 oldu. Şimdi burada tekrar bir trabzan kesmesi yapıyorum. Bakın bir defa ip doluyorum. İlmekten aldım, çektim, bekletiyorum. Tekrar tığın üzerine iplik alıyorum. İkinci trabzanı yapıyor gibi yaptım. Üçün içerisinden bir defa da çekiyorum. Bir trabzan yapıyorum. Bir de yarım trabzan yapıyorum buraya. Burada yaptığımızın aynısını sıra sonunda bakın burada da yapıyoruz. Bu şekilde kesmelerimizi tamamladık. Takip eden ilmekleri sık iğne yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar bakın buradan itibaren sık iğneler yaparak tamamladım. En son ilmek ile ilk yaptığım ilmeği ilmek kaydırması yaparak birleştiriyorum. Tekrar bir görelim. Bakın arkadaşlar patiğimiz şekillendi artık. 10. sıradayız. 10. sırada yine her ilmeğe birer defa sık iğne yaparak devam edeceğiz. Bir zincir yapıyorum. 10. sıradayım. İlk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Diğer ilmekleri de sık iğneler yaparak devam ediyorum. Sık iğneler yaparak başladığımız yere kadar devam edelim. Bir sıra sık iğne yaparak bakın sıranın sonuna kadar tamamladım. Sıra sonunda ilmek kaydırması yaparak sırayı birleştirdim. Şimdi kordonunu yapacağımız yer için bakın bu ayağın arka bölümüne gelecek olan burasını yapacağız. Ben işaret yaptım. Nasıl işaret yaptığımı size anlatıyorum arkadaşlar. Bakın buradan itibaren 12. ilmeğe işaret taktım. Sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12.ye işaret taktım.
Bunun tam karşısına gelen yeri de bakın şu şekilde tutuyorum. Şöyle bakın düz şekilde tuttuğum zaman oraya da bir işaret taktım. Burada da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ilmek var. Toplam 25 ilmeği işaretledim. Bu ipliği burada kesiyorum. Bakın birleşim yaptım. İpliği burada kesiyorum. Bu işareti yaptığım yerler arasına sık iğne yapacağız. Bu ilk işareti yaptığım yere bakın işareti çıkaralım. Tığ taktım. Buradan bir ilmek oluşturuyorum. Bir zincir yaptım, sağlamlaştırdım. Aynı ilmeğe sık iğne yapıyorum bakın. 1 bakın bir sık iğne yaptım. 2 3 4 5 6 bağlamış olduğumuz ipliğin ucunda bakın burada tutuyorum. Sık iğne içerisinde kaybediyoruz. 7 8 9 10 11 12 Orta bölümü bakın şu şekilde tutuyorum. Orta bölümde bulunan bu ilk ilmeği sık iğne yapıyorum. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ipliğin fazlasını kesiyorum. 23 24 bak işaretli yere de yapacağım. 25 olacak arkadaşlar. 25 bakın bu bilek bölümüne 25 tane sık iğne yaptım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Diğer ilmekleri de sık iğneler yaparak devam ediyorum. 25 sık iğne yapmıştım. Sık iğneler yaparak buraya kadar devam edelim. İkinci sırada da sık iğneler yaparak bakın sıranın sonuna kadar tamamladım. Buraya 25 ilmekten oluşan 2 sıra sık iğne yaptık. Görüntü olarak böyle. Şimdiki sırada bu bebeğin bileğini kavrayabilmesi için buraya kordon yapacağız. Onu trabzan yaparak yapacağız bakın. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu ilk ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri birer defa trabzan yapıyorum. Her ilmeğe birer defa trabzan yapıyorum bakın. Bu şekilde. Trabzanlar yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Bir sıra sık iğne yaparak bakın. Sıranın sonuna kadar tamamladım. Görüntü olarak böyle oldu arkadaşlar. Şimdi ön bölüme gelecek olan kordon bölümünü yapacağız. Onun için zincir yapıyorum. Bakın bir zincir yapıyorum ve zincirleri yapmaya devam ediyorum. Toplam 30 zincir yapalım. 30 zinciri yaptım.
Bakın bu şekilde. Ne çok sıkı ne çok gevşek arkadaşlar zincirimin bakın görüntüsü. Şimdi bu zincirler üzerine trabzan yapacağız. İpliği tığın üzerine alıyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek atlıyorum. 5. ilmek içerisine trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de her ilmeğe birer defa trabzan yapıyorum. Bu şekilde bakın zincirler üzerine trabzanlar yapıyoruz. Yapmış olduğumuz bu zincirler üzerine trabzanlar yaparak buraya kadar tamamlayalım. Zincirler üzerine bakın trabzanları yaparak bu zincir başladığım yere kadar tamamladım arkadaşlar. Burada şu şekilde tutuyorum bakın görüntüsü böyle. Bu şekilde tutuyorum patiği. Burada bulunan bakın trabzandan önce bir sık iğne yapmıştım en son sık iğne. Bunun ilmeğe tığ takıyorum. İlmek alıp çektim. Tığın üzerinde bulunan ilmekten de çektim. İlmek kaydırması yaparak bakın burayı birleştirdim. İpliği burada kesiyorum. Birleştirdiğimiz zaman birbirinin devamı oluyor bakın trabzanlar. Eğer sizin bebeğinizin bileği daha ince ise bu zincir sayısını daha az yapabilirsiniz. Şu şekilde bakın. Düğmesini buraya dikeceğiz. Bu her bir trabzan aralığı bir düğme deliği olacak. Bu uca da takabilirsiniz. Trabzan aralıklarına da düğmeyi takabilirsiniz. Böylece patiğin birisinin bakın örgüsünü tamamlamış olduk. Aynısından bir tane daha hazırlayalım. Bunu başladığımız gibi başlayalım. Aynı sıra sayısınca tamamlayalım. Diğer bölümlerinde aynı şekilde yapalım. Bu iki sık iğneyi de tamamlayalım. Buraya kadar bir patik teki daha hazırlayalım arkadaşlar. Sizinle yapmış olduğum bakın bu patiğin aynısından bir tane daha yaptım. Bu iki sık iğne olan sırayı da tamamladım. Burada tek farkı bakın bu kordonu yaparken yön farkı olacak arkadaşlar. Orayı sizinle birlikte yapmak istedim. İki sıra sık iğneyi tamamladım. Bu trabzan yaptığım sıradayım. Patiğimizin bu enişine bakın şöyle düğmesini buraya diktiğimiz zaman sağ sol tekini ayarlayacağız arkadaşlar. Bu sağ ayak için olacak. Bu sol ayak için olacak. Onun için bu kordon yapmıştık. Bakın bunu başlangıçta yapacağız. Buradan kordonunu hazırlayacağız. Bunu kaç zincir yaptıysanız ben 30 zincir yaparak bu kordonu elde ettim. Buraya da 30 zincir yapıyorum. Bakın trabzan yapmadan önce 30 zincir yapıyorum. 2, 3, 6, 27, 28, 29, 30. 30 zinciri yaptım. İpliği tığın üzerine alıyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek atlıyorum. 5. ilmeğe trabzan yapıyorum. Diğer kordonda yaptığımızın aynısını yapıyoruz. Zincirler üzerine trabzan yaparak devam ediyorum. Her ilmeğe birer defa trabzan yapıyorum. Zincirler üzerine trabzanlar yaparak devam edelim. Zincirler üzerine trabzanları yaparak bakın tamamladım. En son zincirin üzerinde trabzan yaptım. Bu trabzanlara bu sık iğneler üzerinde devam ediyorum arkadaşlar. İlk ilmeğe bakın trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum. Bu şekilde bakın trabzan sırası devam ediyor arkadaşlar. Buraya kadar trabzanlar yaparak tamamlayalım. Kordonda yaptığım trabzanları burada da devam ettim. Bakın sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra sonunda bir ilmek kaldı. İpliği tığın üzerine alıyorum. Buraya yarım trabzan yapıyorum.
Diğer patikte de başlangıçta yarım trabzan yapmıştım. Burada da yarım trabzan yapıyorum. İpliği burada kesiyorum. Biraz uzun bırakıyorum. Düğme dikeceğiz arkadaşlar. Düğme dikeceğimiz kadar iplik bırakıyorum. Bakın. Tamamladım. Şu şekilde ilmeği alıyorum. İçeriye çekiyorum. Buradan da aynı şekilde alıyorum. Çekiyorum. Bakın. İpliği burada tutuyorum. Bununla düğme dikeceğiz. Bakın çok güzel oldu. Bunu sol ayak için yaptık. Sağ ayağı birlikte yapmıştık zaten bakın. Ben sağ ayağın çiçeklerini de hazırladım. Bu şekilde üzerine diktim. Düğmesini de bakın diktim arkadaşlar. Bunu bitirmiş oldum. Şöyle bakın yan yana getirdiğimiz zaman bunu da aynı şekilde çiçek hazırlayacağız. Bu çiçeği de bu tarafına dikeceğiz. Gelin birlikte sizinle bu çiçeği yapalım arkadaşlar. Bakın bu şekilde çiçek hazırlıyorum. Bunu bu ayakkabımızın bu tarafına dikeceğiz. Ayakkabıları kenara alalım. Çiçeği yapmak için bu tabağında kullanmış olduğum renk ile yapıyorum çiçeğini. Siz de ne renk yaptıysanız o renk ile çiçeğini hazırlayabilirsiniz. Bu çiçeğin örgüsünde kullanacağımız iplik çok kalın olmayan yumuşak dokulu iplik olursa çok iyi olur arkadaşlar. Elinizde bulunan herhangi bir bebek ipliğiyle bunu yapabilirsiniz. Ben bugün bu renk ipliği ve bunu kullanıyorum bakın. Tığ olarak da 2.1 milimlik tığ kullanıyorum. Yapraklarını yapmak için çok az miktarda bir yeşil ipliğe ihtiyacımız var. Bu orta bölümünde bakın tomurcuk bölümünü yapmak için de sarı rengi ihtiyacımız var. Çiçeğin örgüsüne sihirli halka yaparak başlıyorum. Sihirli halkayı bakın bu şekilde yapıyorum. Parmağımın üzerinde oluşan bu halkadan tığı takıyorum. İlmek aldım. Burada bir ilmek oluşturuyorum. Yavaşça parmağımdan çıkardım. Bir zincir yaptım, sağlamlaştırdım. Bakın sihirli halkayı oluşturduk. Bu sihirli halka içerisine 6 trabzan yapacağız. Aralarda 2 zincir yapacağız. 1 2 üst zincir yapıyorum başlangıçta. Bu üst zincirde bir trabzanla aradaki 2 zincirli boşluk olacak arkadaşlar. İpliği tığın üzerine alıyorum. Bu sihirli halka içerisine trabzan yapıyorum. 2 defa da çıkarıyoruz bakın. 1 2 2 zincir 1 trabzan 2 zincir 1 trabzan 2 zincir 1 trabzan. Bakıyorum hemen kaç oldu? 2 4 Bakın 1 2 3 4 1 trabzan daha yapalım. 5 oldu. Bakın 2 4 6 oldu. Aralarda da bu 2 zincirli boşluklar 1 2 3 4 5 oldu. Burada 2 zincir yapıyorum. İpliği bakın şurada bulunan iplik ucunu yavaşça çekiyorum. Sıra başında üst zincir yaparak bir trabzan oluşturmuştum. Bunun ikinci zincirin üzerine tığı takıyorum. İlmek alıp çektim. Tığın üzerinde bulunan ilmekten de çektim. Burayı birleştirdim. Bakın sırayı birleştirdim. Ortada da hiç boşluk oluşmadı gördüğünüz gibi. Şimdi bu yaprak bölümlerini yapacağız bakın. Kabarık görünen yaprak bölümlerini yapıyoruz. 1 2 3 zincir yapıyorum. İpliği tığın üzerine alıyorum. Burada bulunan bakın boşluğa trabzan yapıyor gibi aldım, uzatıyorum. Bu üst zincirin uzunluğu kadar bakın uzattım arkadaşlar. İpliği alıyorum. Bir defa çıkardım. İkinciyi çıkarmıyorum. Bekletiyorum. Tekrar tığın üzerine iplik alıyorum. Aynı boşluğa trabzan yapıyor gibi aldım, uzatıyorum. İlmek alıyorum. 2 ilmekten çektim.
Bakın, bekletiyorum. Tığın üzerinde 3 ilmek oluştu. Tekrar ilmek alıyorum. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarıyorum. Bu şekilde 7 tane trabzan yapacağız. Bakın 3 oldu. Bu 3 zincir yaptığımızda bir trabzan. İpliği tığın üzerine alıyorum. Dört, beş, altı, yedi. Yedi trabzan yaptım. Sayıyorum, bakın, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Tığın üzerinde bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek var. İlmek alıyorum. 8'in içerisinden bir defa da çekiyorum. Bakın, topladım. 1, 2, 3, 4 zincir yapıyorum. Bir sonraki bulunan, bakın, bu 2 zincirli boşluğa sık iğne yapıyorum. Burada ilk yaprağımızı oluşturduk. 3 zincir yapıyorum. Bunu yaptığımız gibi 7 trabzan yapacağız. İpliği tığın üzerine alıyorum. Uzatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek alıyorum. Hepsinin içerisinden bir defa da çekiyorum. 1 2 3 4 zincir yapıyorum. Bir sonraki, bakın, 2 zincirli boşluğa sık iğne yapıyorum. Üç zincir yapıyorum. 7 trabzan yapıyorum buraya. Topluyorum, bakın. 1 2 3 4 5 6 7. 7 trabzan yaptım. İlmek olarak da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek var. İlmek alıyorum. Hepsinin içerisinden bir defa da çekiyorum. 4 zincir yapıyorum. Bir sonraki 2 zincirli boşluğa sık iğne yapıyorum. 3 zincir. Buraya 7 trabzanı topluyorum. Bakın, 1 2 3 4 5 6 7 ilmek alıyorum. Hepsinin içerisinden bir defa da çekiyorum. 4 zincir yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. 7 trabzanı tığ üzerinde topluyorum. 1 ilmek alıyorum. Hepsinin içerisinden bir defa da çekiyorum. 4 zincir yapıyorum. Sık iğne yapıyorum.
7 trabzanı üzerinde topluyorum. İlmek alıp hepsinin içerisinden bir defa da çekiyorum. 4 zincir yapıyorum. Yaptığım bu zinciri buraya sık iğne olarak yapıyorum. Böylece bakın çiçeğin örgüsünü bitirmiş olduk. Bir zincir yapıyorum. İpliği biraz uzun bırakıyorum. Dikecek kadar iplik bırakıyorum. Çiçeğimizi bitirdik. Şimdi bu ortada bulunan sarı tomurcuğunu da yapalım. Sarı renk ile de bu yaprakların şekli gibi yapıyoruz arkadaşlar. Bakın sihirli halka yapıyorum yine. Şu şekilde bir sihirli halka yapıyorum. Parmağımın üzerinde bulunan ilmekten bir ilmek çıkarıyorum. Bir zincir yaptım, sağlamlaştırdım. 3 zincir yapıyorum. Bu sihirli halkanın içerisine bunda yaptığım gibi 7 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 İlmek alıyorum, hepsinin içerisinden bir defa da çekiyorum. Bir zincir yapıyorum. İpliği burada kesiyorum. Şu şekilde bakın kestim. İlmeğin içerisinden çektim. Burada bulunan ipliğin ucunu da çekiyorum şöyle bakın. Tomurcuğu oluşturduk. Yaptığımız bu tomurcuğu bunun ortasına takacağız şimdi. Burada bulunan bakın iki trabzan arasında bulunan bir boşluk var. Tığı takıyorum. İpliğin bir ucunu buradan içeriye çekiyorum. Bakın ters tarafa aldım. Bunun bakın bir iki boşluk atlıyorum. Üçüncü boşluğa tığı takıyorum. Diğer ucunda oradan içeriye çekiyorum. Ters tarafına aldım. Şu şekilde bakın. Ters tarafında iki ip ucu var. Şöyle elimizle de düzeltelim. Tomurcuğunu da yaptık. Ters tarafta düğüm atıyorum. İplik bağlıyorum bakın. Böylece tamamlamış olduk çiçeğimizi. Şimdi bu yeşil ile yapraklarını da yapalım. Çiçeğimizi bitirelim. Yaprakları yapmak için bu ortadan zincir yaparak başlıyoruz arkadaşlar. Bu büyüklükte bir yaprak için 13 zincir yapıyorum. Şu şekilde ilk ilmeği yapıyorum. Size nasıl kolay geliyorsa ilk ilmeği öyle yapabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 zincir yaptım. İpliği tığın üzerine almadan bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe sık iğne yapıyorum. İpliği tığın üzerine alıyorum. Bu ilmeğe yarım trabzan yapıyorum. Trabzan yapıyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. İki trabzan yaptım buraya bakın. Sık iğne yaptım. Yarım trabzan yaptım.
iki trabzan yaptım. Üç tane üçlü trabzan yapacağız buraya da. Tığın üzerine iki defa ip doluyorum. Takip eden ilmeğe tığı taktım. İlmek aldım. 1 2 3. 3 defa da çıkarıyorum. 2 defa ip doluyorum. 3 defa da çıkarıyorum bakın. 1 2 3. 2 defa ip doluyorum. 3 defa da çıkarıyorum. 1 İlmekleri 2 2 çekiyoruz bakın. 2 3. Buraya da 3 tane üçlü trabzan yaptım. Takip eden 2 ilmek içerisine trabzan yapıyorum. 1 2 Yarım trabzan yapıyorum. 2 iğne yapıyorum. Bakın bir tarafını bitirdik yaprağın. Şimdi bunun diğer tarafına da bu şeklin aynısını yapacağız. İpliği tığın üzerine almadan bakın bu sık iğne yaptığım ilmeğe bir sık iğne yapıyorum. Şu ipliği de içeride tutuyorum. İpliği tığın üzerine alıyorum. İkinci ilmeğe yarım trabzan yapıyorum. Yarım trabzanı bakın bu şekilde yapıyorum. İlmeği aldım, trabzan yapıyor gibi aldım, bir defa da çekiyorum. 2 ilmeğe trabzan yapıyoruz. Bakın trabzanların karşısına trabzan yapıyorum. 1 2 Burada 3 üçlü trabzan var. 3 üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 3 üçlü trabzanı yaptım. 2 trabzan yapıyorum buraya da. Bakın 2 trabzan yapmıştım. Tam karşısına 2 trabzan yapıyorum. 1 Bakın ipliğin ucu da içeride tutuyorum. 2 Bu ipliği keselim. 1 yarım trabzan yapıyorum. Sık iğne yapıyorum bakın. Yaprağı ilk başladığımızda bir sık iğne yapmıştım. Tam karşısına sık iğne yaptım. Burada ilmek atlamıştık. Bu ilmeğe tığ takıyorum. İlmek aldım, çektim. Tığın üzerinde bulunan ilmekten de çektim. Bakın burası sivri oldu arkadaşlar. Bu ortadan ilmek kaydırması yaparak buraya geçiş yapıyorum. Bu ilk bakın ortada bir boşluklar görünüyor. Bu ilmeğe tığ takıyorum. İlmek aldım, çektim. Tığın üzerinde bulunan ilmekten de çektim. İkinci ilmeğe bakın tığ takıyorum. Ters taraftan ilmek aldım, çekiyorum, tığın üzerinde bulunan ilmekten de çekiyorum. İlmeğe tığ takıyorum, ilmek aldım, çektim, tığın üzerinde bulunan ilmekten de çekiyorum. Bakın burası düzü görünüyor. İlmek kaydırması yaparak devam ediyoruz bakın. Sonuna kadar yaptım. Bakın bu şekilde düzgün görünüyor. Burada bakın bir ilmek yaptım, bitirdim. Bu yaprağımızı bu hazırlamış olduğumuz çiçeğin bakın ters tarafına şu şekilde tutturacağız arkadaşlar. Burada bakın iki yaprak ortasında
Şu ilmeğe tığ takıyorum. Çektim. Tığın üzerinde bulunan ilmekten de çektim. Bakın buraya sabitledim. Bir zincir yapıyorum. Bu yaprağı dikecek kadar iplik bırakıyorum. İlmeğin içerisinden çekiyorum. Bakın bunu buraya sabitledik. Şu şekilde oldu. Bu yaprağın aynısından bir tane daha yapalım. Buraya dikelim arkadaşlar. Daha sonra bu diktiğimizi istediğimiz yerde kullanabiliriz. Çiçeğin diğer yeşil yaprağını da ben tamamladım arkadaşlar. Artık bu çiçeğimizi ayakkabımıza dikebiliriz. Bakın ben birisini yapmıştım, göstermiştim size. Bunun dış tarafa bakın. Bu sağ ayak için olduğundan düğmeyi yaptığım tarafa çiçeğini diktim. Bunda da aynı şekilde çiçeğini buraya dikiyorum. İlk önce çiçeğini dikelim, daha sonra yapraklarını dikeriz. Nereye dikeceğime bakıyorum. Şu şekilde yerleştiriyorum çiçeği. Bakın yaprağın birisini buraya dikeceğiz. Çiçeğini buraya, diğer yaprağı da şu şekilde ön tarafına doğru dikeceğiz arkadaşlar. Bakın iğneye ipliği taktım. Bunu şuradan geçiriyorum. İlk önce çiçeğini dikelim demiştim. Ayakkabıyı şu şekilde bakın ilmekten aldım. Çiçekten de aldım. Geçirdim. Çekiyorum. İlmeklerin arasından geçiriyorum. Diğer ortaya bakın. İki yaprak ortasına kaydırıyorum. Bunu da aynı şekilde diğer ortaya geçiriyorum. Bu şekilde dikelim çiçeğini arkadaşlar. Ayakkabının pembe çiçeğini diktim. Şimdi yeşil yaprağı nasıl diktiğimi de size gösteriyorum. Bakın ortada bulunuyor ipliğimizin ucu. Bunu bu ortada ilmek kaydırması yaparak bakın bir görüntü elde etmiştik. Bunun aynı ilmeklerden batarak sabitliyorum arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Çok sık yapmanıza gerek yok bunu. Ara ara tutturmanız yeterli. Bakın ilmekten geçiriyorum. 2-3 ilmek kadar atlıyorum. Bir sonraki ilmekten çıkarıyorum. Ters tarafından çekiyorum. Bakın yaprağı buraya sabitledik. Her iki taraftan da görülebiliyor. Ortadan sabitledik. Bakın çiçeği de sabitledim. Çıkmaz. Bu ipliğin ucunda ilmek aralarından kaydırarak şurada kaybediyorum. Kesiyorum bakın. Yaprağın birisini diktik. Diğer yaprağı da bu yaprağı diktiğimiz gibi dikelim. Ayakkabının çiçeğini tam olarak diktim. Bakın görüntü olarak böyle oldu. Düğmesini de ben buraya diktim. Bakın şu şekilde düğmeyi diktim. Çiçeğe uyumlu renkte bir düğme diktim. Siz istediğiniz gibi düğme kullanabilirsiniz. Bu düğmeyi bu kordonu yaptığımız bakın ucuna takabilirsiniz. Bu trabzan aralıklarında düğme deliği olarak kullanacağız demiştim. Şu bakın 3. trabzandan takıyorum ben. Siz bunu bebeğinizin ayak bileğine göre ayarlayabilirsiniz. Evet, tamamladık. Bakın artık ayakkabımızı bitirmiş olduk. Çok güzel oldu arkadaşlar. Cıvıl cıvıl kız çocuklarının seveceği tarzda bir ayakkabı yaptık. Altının görüntüsü de böyle.
Böylece bir örgü anlatımımızın da sonuna gelmiş olduk. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abonelik ücretsiz arkadaşlar. Kanalıma abone olup orada bulunan zil şeklinde açarsanız bundan sonra kanalıma yükleyeceğim videolardan ilk önce sizin haberiniz olacaktır. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, sevgiyle kalın.